diyordu ama ince ince detay dediğinde çok daha büyüklerde zaten vardı. Hızlı olduğunu bir kronoloji aktaralım ve devam edelim. 4 gün sonra 3. yıl dönümü olacak. Neydi 7 Şubat? 7 Şubat devlet operasyonu. Bir süredir A Haber ekranlarında izleyicilerimize belgeselleri buluşturmaya gayret ediyoruz. Millete operasyonu vermiştik 17-25 Aralık. Bu da devlete operasyon. Neydi 7 Şubat? 7 Şubat aslında MİT Müsteşarı Hakan Fidan üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'a ki o gün o fezlekeden o iddianameyi kaleme savcıların deyimiyle dönemin başbakanı bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzanma projesiydi. Nasıl gelindi o günü anlatmaya gayret edelim. Pazar akşam ayrıntıları görecekler. Oslo görüşmeleri 2009-2010 arasında basıyor. Bu arada hemen hatırlatalım izleyicilerimize memleket meselesi ekibi de o belgeselde de konuklarımız arasında Melih Altınok ve Mehmet Metiner'le röportajlarımızı yaptık. Çok özel cümleler var. Orada söyleyeceği cümleler her ikisinin de. One Minute çıkışı. Yani Erdoğan'ın Davos'ta Peres'le yaptığı o sert konuşma. Belki her şeyi bu tetikledi. İşte buna da yanıt arayacağız. 30 Ocak 2009 gününe denk geliyordu. Hemen ardından Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na getirildi Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Ve 41. günü mesaisinin 41. gününde Mavi Marmara saldırısı yaşandı. Bu döneme dair şöyle bir ayrıntıyı söyleyebiliriz. O zamanlar okyanusun ötesinden gelen bir açıklama. Siz oraya giderken kime haber verdiniz diye bir açıklama ki o dönem çok tartışılmıştı. Sonra bir Habur provokasyonu yaşandı. 19 Ekim 2010 ve o Habur provokasyonuyla o günlerde adım atılmak istenen çözüm sürecinin 7 Aralık 2010 günü Reşadiye saldırısıyla bir akamete uğratılma çabasına girdiğini görüyoruz. Oslo kayıtlarının sızdırılması 13 Eylül 2011 örgüte yakın bir internet sitesine düşmüştü o ses kayıtları. O ses kayıtları nasıl ele geçti? Kimden ele geçti? Bu sorulara da yanıt aradık Taraf belgeselimizde. Ama hemen o zamanki Taraf gazetesinin manşetini görüyoruz. PKK MİT gizli görüşmeleri tam metin. Peki niye savaşıyorsunuz diye sür manşet, hatta sür manşet üstü diyoruz. Hı hı. Orada yayınlandı. 28 Aralık 2011 günü çok önemliydi. İki tane ipucu vereyim. Dört tane aslında çok önemli olan olay var 28 Aralık'ta. Ama Erdoğan odasında böceklerin bulunması, o böcekleri kimin oraya koyduğu ve kimlerin bulduğu sorularına yanıt arayacağız. Ve o gün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ki o Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da çok önemli sunumlar yapılmıştı. Hemen ardından 29 Aralık sabaha karşı bir Uludere olayı yaşandı. O olay yaşandı ve Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması işte devlete operasyon adını nokta burası. Koyduğumuz nokta burası. İşte bakın ta 2009'dan 7 Şubat 2012'ye gelene kadar nasıl bir darbe planlandığı o gün o belgeselde anlatmaya çalışacağız ama sonra da 7 Şubat geliyor. Evet, bir kez daha onun altını çizelim. Pazar akşamı saat 2'de haber ekranlarında olacak 7 Şubat belgeseli ve aslında herkesin görüşleriyle bir yandan ortadaki bilgilerle de bu gerçekleşmiş anlatılmaya çalışıyor.